Şimdi arkadaşlar bakacağız ÖSYM ekonomiyle ilgili hangi tarz sorular sormayı seviyor. Bakalım. Bir vazo ya da bir tablo eşya olarak kullanım değeri, pazar malı olarak değişim değeri, atalardan kalmışsa bir anı değeri, bir eser olarak da sanat değeri taşıyabilir. Böyle bir eşyanın insanlar için farklı değer taşımasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İnsan emeğiyle elde edilmiş olması. Hepsi insan emeğiyle elde edilmiş olabilir. Belli bir kültüre özgü olması, değer yaratmak amacıyla üretilmiş olması, insanın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi. Kullanım değeri, değişim değeri, anı değeri, sanat değeri, bunların bu değerleri taşımasının sebebi çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmesidir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Yukarıda belli bilgiler vermiş. Sonra demiş ki bu bilgilere göre bir nesnenin mal niteliğini kazanması neye bağlıdır? Hava, el sürülmemiş topraklar, kendi kendine yetişen ağaçlar mal değildir. Kendisi için kazak ören kişi mal üretmemiştir. Orta çağda köylülerin derebeyi için ürettikleri tahıl mal değildir. Ürettiği tereyağlarını pazara götürüp satan ve elde ettiği parayla şeker alan bir köylünün sattığı tereyağı maldır. Şimdi ilk 3 öncüldeki verdiği örnekler mal değil, en sonunda verdiği örnek mal. O zaman mal olması neye bağlı bakalım. İnsanın bir ihtiyacını gidermesine. Aslında bu 4 maddede de bir ihtiyacın giderilmesi söz konusu. Çok sayıda insan tarafından kullanılmasına. Hayır, hava, topraklar oldukça fazla sayıda insan tarafından kullanılır ama mal değil. Üretimde birden çok insanın rol almasına. Hayır, değişim amacıyla üretilmesine. Burada ilk maddede hava, el sürülmemiş topraklar vesaire, ağaçlar mal değil. Çünkü değişim amacıyla üretmek diye bir şey söz konusu değil. Kendisi için kazak örüyor kişi, dolayısıyla değişim amacıyla üretmiyor. Orta çağda derebeyi için ürettikleri tahıllar da mal değil. Çünkü değişim amacı yok. Ama tereyağlarını pazara götürüp satan ve elde ettiği parayla şeker alan bir köylünün sattığı tereyağı mal. Çünkü değişim amacıyla üretiliyor. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Çöl sıcağında yaşayan insanlar için kürkün miktarı ne kadar az olursa olsun hiçbir değişim değeri yoktur. Miktarı ne kadar az olursa olsun niye vurguladı? Çünkü ne dedik biz? Arz ne kadar azsa talep o kadar fazla olur. Ama burada kürkte neden öyle bir durum yok? Çünkü çöl sıcağında yaşayan insanlar için kürkün bir kere bir kullanım değeri yok. Kullanım değeri olmadığı için de değişim değeri yok. Bakalım bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak isteniyor? Miktarı çok olan bir malın değişim değeri olmasa da kullanım değeri olabilir. Miktarları az da olsa kullanım değerleri aynı olan mallar arasında değişim olmaz. Malları çok olan şeylerden insan emeği olanların değişim değeri vardır. Miktarı az da olsa kullanım değeri olmayan bir malın değişim değeri olmaz. Bizim doğru cevabımız. Bir eşyanın mal ya da hizmet sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Mal ya da hizmet sayılabilmesi için ihtiyaca cevap vermesi gerekli, tüketilebilir olması gerekli, değişim değerinin bulunması sürekli vurguladığımız şey zaten gerekli, emek sonucu elde edilmesi elbette gerekli çünkü burada emekten kasıt iş gücü, çok miktarda üretilmesi onun mal sayılabilmesi ya da hizmet sayılabilmesi için gerekli değil. Çok miktarda üretilse de yukarıdaki seçenekleri karşılamıyorsa o bizim için bir mal olmayacak. Cevabımız E. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan seri üretim anlayışı çalışanların işlerinden soğumasına ve işlerine yabancılaşmasına neden oldu. Çünkü bu sistemde işçiler işlerini kendileri düzenlemediklerinden ve ne üretileceğine karar vermediklerinden emekleriyle ortaya koydukları ürünlerden uzaklaştılar. İşçiler üretim biçimi ve zamanlaması, makine ve aletlerin seçimi gibi konulardan uzak tutulduklarından çalıştıkları ortamın denetimini kaybettiler. Bu görüşe göre seri üretim sistemi çalışanların hangi isteklerini karşılamada yetersiz kaldığı için yabancılaşmaya yol açmaktadır. Şimdi işçiler kendileri işleri düzenlememişler ve karar mekanizmasından uzak tutulmuşlar. Bakalım şimdi çeşitli sosyal haklardan yararlanma.
Bu kapitalist sistemlerde geçerli olan bir şey olsa bile bize verdiği maddelerde böyle bir şeyden bahsetmiyor Eledim. Çalışma süresi sonunda yeterince dinlenme. Bunu bilmiyoruz, hiç öyle bir şey söylemedi. Rahat yaşamayı sağlayacak bir gelir elde etme. Ne kadar para kazandıklarını da bilmiyoruz. Toplumsal konumunu güçlendirme. Bununla ilgili de vermedi bir şey. İşle ilgili kararlara katılma konusunda yetersiz kalındığı için seri üretimde yabancılaşma söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir.